İbretlik hikaye. Kardeşlerim nerede? Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Buhari, Mezalim, 3, Müslim, 1, 58. Sağ parantez, yer felluce, vakit gece yarısı, zifiri karanlık. Toprak evlerden herhangi bir ev. Biri orta yaşlarda, diğeri 80'ine merdiven dayamış iki kadın ve bir erkek çocuk, 12-13'ünde toplam 3 kişi. Gecenin karanlığını, ay ışığı ve şimşek çakarcasına bir yanıp bir sönen alevlerin ışığı aydınlatıyor. İnsanlığın kararışı, gecenin yanışı ve medeniyetin yanlışı bu patlayan alevler. Üç yürek toprak odada, hepsi endişe içinde. Biri tecrübeli, teslimiyet içinde, dua halinde, diğeri kararlı tedbirli ve tevekkül ile dua halinde, üçüncüsü ise sadece korkuyor ve dua halinde ama üç yürekte de endişe. Şehir kuşatma altında. Toprak evler toplarla yerle bir ediliyor. Bu gece yapılabilecek tek bir şey kalıyor geriye, dua. Top sesleri dışında odada duyulan tek ses, küçük radyonun cızırtılı sesi. Felaket tellalı gibi radyo. Şu kadar sivil, şu kadar mücahit şehit. Dünyada protestolar, savaş karşıtı gösteriler, Müslümanların tepkileri. Ve bunlara göz yumuş, savaşa devam. Spiker Allah bizimle, zafer bizim olacaktır. Sözleriyle bitiriyor yayını. Çocuk gözlerini diktiği radyodan kaldırıp kadına bakıyor. Anne babam geri gelebilecek mi sence? Bilemeyiz ki Hüseyin'im. Dua et, dönsün sağ salim. Peki dünyada bizden başka birçok Müslüman var, protestolar oluyor, savaş lanetleniyor ama niye hala bir şey olmuyor? Bu insanlar ne yapıyor? Bizim ne halde olduğumuzu bilmiyorlar mı? Biliyorlar oğlum. Televizyondan izliyorlardır. Muhakkak bu zalimlerin yaptıklarını yanlarına bırakmaz kardeşlerimiz. Bugün itiraz ederler, yarın boykot ederler. Ama ne yapar eder bizi yalnız bırakmazlar. Şimdi bize dua eden milyonlarca kardeşimiz vardır. Sen de dua et. Yaşlı kadın titreyen sesiyle. Esma kızım sen ne diyorsun? Bir iki yıl öncesine kadar biz de onlar gibi değil miydik? Şuracık'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da kardeşlerimizin kanı nehir edildi. Biz ne yaptık ki, ne bekliyoruz? Duyup hatırladıkça düşmanlarına lanet okuduk, kardeşlerimize de dua ettik. Başka bir şey yaptık mı? Ne Yahudileri, ne de Rusları boykot etmedik. İşte bugün Ramazan'ın birinci gecesi. İnsan aç kalacak ki, açın halinden anlayacak değil mi? Tokken kim açın halini anlar? Biz rahat yaşarken toktuk. Ne zaman ki, savaş bizi buldu, açın halinden anlamaya başladık. Filistin'i bizden iyi kim anlar şimdi? Anlamasını anladık da şimdi de kendi derdimize düştük. Aç aça ne ikram etsin? Gün aydınlanıyordu. Uykusuz gözler, aydınlanan yeni bir Irak gününe, yani yeni ölümlere tanık olacaktı yine. O gün tanklar yine ölüm dağıttı rastgele. Umutlar iyice tükenmişti toprak evlere sığınan yüreklerde. Günler geçtikçe beklenen zafer daha da uzaklaşıyordu. Böylelikle Ramazan'ın 1/3'ü bitti. Iraklılar her geceyi Kadir Gecesi kabul edip duaya durmuşlardı. Zulüm her geçen gün artıyordu. Askerler her eve girip direnişçi arıyordu köşe bucak. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar zorla çıkarılıyordu evlerden. Direnenlerse, vahşetin sınırı yok. Bu insanlar insanlıktan çıkmış, hayvanları da aşmışlardı vahşilikte. Akla hayale gelmedik iğrenç işkenceler yapıyorlardı, kurulacak olan sözde düzeni. Bozanlara, ne insanlık örneğidir dünyanın bir ucundan diğer ucuna düzen götürmek. Bu kutsal görevleri, uğruna genç yaşlı önlerine çıkan her engeli ezip geçiyorlardı. Ramazan'ın son günü, Arefe. Tanklar sokak aralarında tek tek bombalıyor muhtemel direnişçi barınaklarını ibreti alem için. Ve evler didik didik aranıyor, yağmalanıyor. Ümit kalmamış kimsede. Tek dert hayatta kalabilmek. Anne, nerede hani babamlar, bizi kurtarmaya gelmeyecekler mi? Nasıl gelsinler oğlum, her taraf tank ne yapabilirler ki, koca tanklara? L. Ramazan bayramının birinci günü. Girilmemiş ev neredeyse kalmamış. Endişeli bekleyiş sürüyor 3 kişilik toprak evde. İkinci günün sabahında bir gürültüyle uyanıyor Esma'nın evi.
Sokak kapıları kırılıyor ve içeriye giriyor askerler. Ev halkı zaten her an basılma korkusuyla hazırlıklı, en son odaya, köşeye, ellerine beyaz bayraklar alıp siniyorlar. Askerler oda oda dağıtarak ilerliyorlar son odaya doğru. Tam son odaya geldiklerinde bir silah sesi geliyor sokaktan ve sanki son odada silahlı insanlar varmış gibi kurşun yağmuruna tutuyorlar odayı. Zalimler korkak olurmuş. Yine Amerikan askerlerinin uyarı için havaya açtıkları ateşten korkan ve tetiğe yüklenen Amerikan askerleri barut kokan odanın dumanı dağıldığında, iki kadın cesedi ve kadınların arkasına sığınmış yaralı bir çocuk buluyorlar sadece. Çocuk, "Ümmi ümmi anneciğim, anneciğim," diye ağlıyor, gözyaşları kan içinde kalmış, yüzünden aşağıya kan kırmızısı sızıyor. Askerlerden biri subayına bakıyor, "Ne yapalım çocuğu?" dercesine. Ve üst rütbeli, vatanseverlik örneği gösterip bir Amerikan düşmanının daha ölüm emrini veriyor. Hüseyin Namlu'yu kafasında hissettiğinde annesinin cesedine bakıp kanlı gözyaşlarıyla soruyor bu soruyu. "Eyne İvani, kardeşlerim nerede?" Bu sadece Iraklı Hüseyin'in son anında sorduğu bir soru değil. Yıllardır soruluyor bu soru Hüseyinlerin, Ahmetlerin, Osmanların ve daha binlerce Müslümanın ağzından. Ama cevap bulunamıyor ve bu soru sorulmaya, cevapsız havada kalmaya devam ediyor. Hümeyra Nezihe Gül, Şebnem.